Ordu büyük şehir olunca belki de en çok sevinenlerden birisi bendim. Gerçekten çok sevinmiştim. Yani büyük şehir olduk neticede. Büyük şehir lafla da olmuyor. Yani büyük şehir büyük projelerle olur. Ve televizyonda yaptığı programlarda da hep bunları konuştum. Kafamda oluşan bir sürü büyük projeler vardı. Mega projeler. Mega proje nedir? Yani ses getiren projedir. Tabii, Ses getirmesi lazım. Farkındalık yapması lazım. Cazibe merkezi yapması lazım. Şimdi diğer büyük şehirlere gidiyoruz. Gerçekten büyük şehir olmuşlar. Gaziantep, Konya, daha Denizli'den yeni geçtim. Girdiğin zaman işte büyük şehir diyebiliyorsunuz oralara. Ama biz de nedense bu büyük şehir avantajını asla kullanamadık. Ben bunu gözlemliyorum. Yani hep lafta kaldı. Büyük projeler teklifte bulunduk, sunumlarda bulunduk, çizdik, yazdık, televizyonda da gündeme getirdik. Ama ilk başlarda bu projeyle ilgili bir iki defa Enver Bey Kent Konseyi'nde dinledi. İşte biz de anlattık bu projeleri falan. Hep düşüncem yani orduyu sadece ne diyoruz? Hep ordu turizmle kalkınır. Hep bunda birleşiyoruz. Sizin yazılarınızı okuyorum, gazeteyi takip ediyorum. Orada akıllı insanların birleştiği tek konu ordu turizm. Kurtuluş bu. Bu kaçınılmaz. Sanayi olmaz. Yani ordunun coğrafi konumuyla sanayi olmaz. Ham maddenin gelişi, çıkışı, satışı rekabeti engelliyor. Onun için kurtuluşu turizm. Evet. Bu da nedir? En fazla yayla turizmi. Ama her şeye rağmen 2-3 ay yine turizmimiz var. Ama oradaki turizm şu anda nedir? Turlar geliyor. Boztepe'ye çıkıyor. Bir çay içiyor ve oradan gidiyor. Arka yolda, çevre yolda çıkıp gidiyor. Bunu biz orada kalıcı hale getirmemiz lazım. Bu da nasıl olur? Bir cazibe merkezi olacak. Ordu'ya gelirken tur operatörleri diyecek ki Ordu'ya gittiğinizde şuraya gitmeniz lazım, şurayı görmeniz lazım. İşte nedir hep söylediğimiz proje. Mesela başkası nasıl algılarsa algılasın. Teleferik projesi hep iddia ediyorum. Benim projem. Ben bunu gündeme getirdim. Yazdım, çizdim, ilk projesini yaptırdım. Arşivlere de bakıldığı zaman ilk proje 1994 yılında yapılan teleferik projesidir. Bunun başında bulunan Avusturya firmayı davet eden, yazan, çizen de benim. O zaman dediler ki Hüsnü Bey ya, afaki projelerle uğraşıyor falan dediler. Ama çıktı cesur, Seyit Torun cesurhane geldi. Borçtu, haçtı, İller Bankası parası şudur budur. O zaman biz de meclis üyesiydik ve yaptı. Helal olsun. Allah razı olsun. Farkındalık Orada ne oldu? gerçekleşti. Evet, farkındalık bir proje. Elle Biz tutulur. de şu anda ona emsal bir proje. Belki daha onun üstünde bir proje. İşte ne diyoruz? Döner kule. Bu Siz orada bayağı bulunduğu çaba şehirlere marka şehir yapan bir proje. Fark yaratıyor. Fark yaratıyor. Doğru. Adam çıktığı zaman Boztepe'de olursa bilmeli ki tur operatörü Karadeniz gezmeye gelen Trabzon, Rize falan değil. Orada bir işte şu proje var. Onu mutlaka görün demesi lazım. Yani orayı biz cazibe merkezi haline getiremesek boşuna uğraşıyoruz demektir. Döner Kule ismini ne Evet. düşünüyorsunuz? Ve Boztepe. Boztepe'yi düşünüyoruz. Kesinlikle. Yok Boztepe. işte Boztepe yüksek zaten ama Evet. orası ordunun artık şey oldu. Cazibe merkezi orası oldu. Orayı canlandırmamız lazım. Tabii. Onun için mesela Sinop. Evet. Değil mi? Tabii. Sinop şu anda Karadeniz'in Bodrum'u. neredeyse Evet. bayramlarda şehre girişi kapatacaklardı. O Evet. kadar bir akın oldu. Niye? Doğru. Yaptılar, becerdiler, Tabii. reklamları yaptılar, cazibe merkezleri yaptılar. Doğru. Buradan giden, iş turizm için gidenler bile hep böyle bilerek gidiyor. Ya şurada işte şu varmış, mantı varmış, şurada şu varmış, şurayı görün, şu koyu görün falan. Evet. Bu cazibe merkezleri oluştu. İyi tanıtlar, şeyler yaptılar. Tabii. Orada bunu yapamadık maalesef. Yapamıyoruz hala. Bir de yapılan projeler yanlış oldu. İyi projeler var mı? Var. İşte mesela yol bakımından Ordu iyi. Yani asfaltlama bakımından Ordu iyi mesafe kat etti. Boztepe yolu güzel. Oranın Doğru. cazibesini artırabilir. Buna benzer işte otoparkla ilgili bir iki ay ışığının yeri eleştirildi falan ama yine de 400-500 araçlık bir otopark Evet. Şehrin yapıldı. nefes Sahil alması düzenlemesi yapıldı. yapıldı. İyiler de var ama Tabii. ben bu projeler belediyecilikte Fen Tabii. işlerinin, Evet. imar müdürlüğünün, park bahçeler müdürlüğünün yaptığı projeler. Projeler. Doğru. Belediyelerden, hele büyük belediyelerden başka Evet. projeler Başka bekliyoruz. projeler. Beklenti bu. Evet. Ama bu projeler, şu anda belediye zaten doğru, borçlar açıklanmaya başlandı. Belediyeler borç içinde olduğu için şu anda teslim alınan belediye. Katılıyorum size. Hilmi Bey bakanlık yaptı. Ankara'da ağırlık var. Ordu Belediyesi'ne, hele Büyükşehir Belediyesi yapacağı tek şey merkezi hükümetlerden proje koparmak. Bunu da Hilmi Bey yapacak gücü var. Yani nedir mesela ilk aklıma gelen bizim bu Altaşların Soya Sapağı'ndan karşıya yani Cumhuriyet Mahallesi ile Duru Gölü bağlayacak bir köprü. Bunu da gündeme getiriyorum ben size. Evet, Böyle tabii. bir köprü nereye yapacak? Devlet su işlerine Devlet yapılacak. su işi.
Tekrar spor tesisleri, gençlik merkezleri bunlar hepsi Ankara'da merkezi hükümetlere yapılacak projeler. İşte doğru. Deniyor ki hükümet projeleri durdurdu. %75 oluyor. Yok. Başka şehirler tahayyip ediyoruz, koparıyorlar. Evet. Mesela şehir hastanesi. Belediyenin tamam. işi değil ama öncülük etsin. Yeri tamam. doğru mu yanlış mı? Evet. Bunu geçtik artık. Evet. O geçtik, o bitti. Yanlıştı, doğruydu. Fidanlık müdürlüğüne yatırım yapıldı, tekrar değişti, bozuldu. Ama her şeye rağmen şehir hastanesi, hepimiz hastanelere gidiyoruz. Evet. Hele araştırma hastanesi, işler acısı. Ve şehir hastanesini çok eleştirenler bilmeden eleştiriyor. Şehir evet. hastanesinin fonksiyonu bambaşka. Evet. O apayrı bir şey. Ya, bu konuda çok başarılılar. Yani şehir hastaneleri çok başarılılar. Oraya gelmesi büyük başarı olacak. Herhalde ihale edildi yani. Ona seviniyorum. Belediye bunlara öncülük edecek. Merkezi hükümetten de koparırsak o. Şu andaki borçla pek burada bu... Ha, sonra benim söylediğim projeler Murat kardeşim şey evet. değil. Belediyelerin kaynağından olacak proje değil. Tamam. Döner kule. Bunlar yine... turizm sektörlerine, turizmle uğraşılan evet. işte büyük otel sahiplerine nasıl ki geliyorsun bir otel gösteriyorsun, yeri gösteriyorsun, teşvik evet. ediyorsun. Turizm kulesi yer göstereceksin, teşvik ederek yap işte evet. devlet usulüyle belediye hiç yük olmadan yapılacak projeler. Yani kamuoyuna tartışmak, açmak ve doğruyu bulmak lazım. Evet. Ve en fazla da havaalanı iş alemine lazım. Evet. Bir iş adamının bir gün bir yere geç kalması, bir saat geç kalması işini alt üst eder. Bu çok önemli yani. Evet. Şu anda aksama yok. Evet. Aynı bizimle emsal olan aksamalar giderildi. Ordu bu sistemi halledemiyor. Evet. Eksiklik nerede Murat biliyor musun? Eksiklik evet. tamamen maalesef söylemek zorundayım. Evet. Bizim milletvekillerimiz şu anda bu işleri takip etmiyorlar. Hep zayıf kalıyorlar. Evet. Ben olsam, milletvekili olsam bu işi dosyaya elimi koltuğumun evet. altına alır. Bu işi çözene kadar bu dosyayı koltuğumun altından bırakmam. Evet. O benim görevim olmalı. Evet. Ordunun beklediği şeyler başka. Ekonomi diyorsak, turizm diyorsak, bir havalanı çözemiyorsak bu yerelden ziyade merkezin bir boşluğu. Yani bunu maalesef merkezi yönetim bunda başarılı olamıyor. Ya da eskiden proje ihale ediliyordu, ödenekler ayrılıyordu. Dediğinden daha önce yapılıyordu. Bu hükümetin en büyük başarısı uydu. Şimdi eski hale döndük tekrar. Evet. İşte ne oldu? Ödenek bitti. Bekliyor. O ne oldu? Yapılan yatırıma da yazık oluyor. Tabii. Üçe yaptırdığımızı beşe yaptırıyoruz. Bu konuda zafiyet de başladı. Yani merkezi yatırımlar da sekteye uğradı. Evet. Zaman kaybettik. Mesela bir çevre hastanesi. Zamanında olsaydı şimdi biterdi. Şu evet. anda ihale edilse bile korkuyorum. Belki de 2 yılda bitecek hastane, 5 yılda, 10 yılda bitecek. Evet. Belediyede ekip çok önemli. Kendi ekibin evet. proje üretecek, getirecek. Sana başkan proje kafasında evet. varsa bunu yapın der. Ekiptir. Sana projeyi ekip getirecek. Evet. Kendi ekibi getirecek. Bu da nedir? Ben olsam evet. Murat inan ki bak. Tamam. Avrupa'yı karış karış fen işleri, imar müdürlüğü, park bahçeler müdürlüğünü bir gün orada oturtturmam. Evet. Şehircilik. Avrupa'yı karış karış dolaşıp orada projeler, fen işleri, yollar, kaldırımlar, kanalizasyonlar, altyapılar nasıl işliyor? Bunları görerek, bilerek buraya aktarmamız lazım. Şu anda o konuda tabii ki şeyler, altyapılarda eksikler var. İşte evet. yağmur yağıyor, şudur budur hep söylüyoruz ya. İleriye yönelik projeler yapmıyoruz. Hilmi Bey'e hala güveniyorum evet. ama daha bir güçlü ekip, ekibini takviye ederek bunu candan söylüyorum. Ben başarılı olmasını istiyorum. Evet. Niye? Çünkü bakanlığında başarılı oldu. Hilmi evet. Bey bakanlığında başarılı oldu. Evet. Gerçek söylüyorum. Pardon. Doğalgazı yaylalardan buraya getirdi. Havaalanına öncülük ettiler. Evet. Efendim çevre yolunda öncülük ettiler. Ankara'dan projelere, bütçeyi koparacak gücü var. Ama Hilmi Bey şu anda biraz daha aktif proje üreten, dışarıyı bilen, evet. efendim lisan bilen, Avrupa'da bir ayağımızın Avrupa'da olması lazım. Evet. Büyük şehiriz çünkü. Evet. Büyük şehirsek büyük projeler üretmeliyiz. Evet. Ama ben Hilmi Bey'e hala güveniyorum, inanıyorum. İnşallah bu konuda bir neşteri vurur.